Emeklilere Ekzam Kararı Ağustos ayı maaşı değişti işte yeni rakam. Milyonlarca emeklinin beklemiş olduğu ekzam kararı resmi gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karar kapsamında en düşük emekli maaşı değişti. Emeklilere Ekzam Kararı Ağustos ayı maaşı değişti işte yeni rakam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kararlar resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girerken bu kararlardan biri de emekliler için verildi. Emeklilerin beklemiş olduğu eksam kararı resmileşti. 2 Ağustos 2024 tarihli resmi gazete ile yayımlanan 7524 vergi kanunları ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girdi en düşük emekli maaşına yeni zam resmi gazete ile yayınlandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon aylık bazda %1,64, yıllık bazda ise 71,60 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk 6 ayının enflasyon oranları ise 24,73 oldu. Bu çerçevede Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 6 aylık dönem için %24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden %10 oranında zam alacak memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak 2024'ün ilk 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. Bu durumda enflasyon farkından doğan %8,46 ve toplu sözleşmeden doğan %10 olmak üzere toplamda %19,31 oranında zam almaya hak kazandı. Ancak kök maaş hesabı nedeniyle en düşük emekli maaşı bir kere daha düşük kalmış, pek çok emekli daha önce olduğu gibi maaş zammı uygulanmasına rağmen yine 10.000 Türk Lirası seviyesinde kalmıştı. Bunun üzerine ekzam hesabı devreye girmiş ve en düşük emekli maaşı 12500 Türk Lirası seviyesine yükseltilmişti. 10000 Türk Lirası üzerine %24,73 olarak hesaplandığında 12473 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşı kök maaş formülü nedeniyle yeniden düzenlenerek 12500 liraya çıkmış oldu. Özellikle de EYT ile emekli olan kişilerin büyük bir bölümünün maaşı Temmuz zammı uygulansa dahi 10.000 Türk Lirası barajında kalıyordu. Yapılan düzenleme bu kişileri kapsadı.